Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ak enerjiyi inceleyeceğiz. Ak enerjide son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında hissenin 2 yıllık bir süre zarfında burada yatay bir bantta kaldığını ve fiyatlamanın 7 ile 3 lira arasında git gel yaptığını görüyoruz. Son fiyat hareketleriyle birlikte özellikle Aralık'ta Ocak yükselişte şurada kısa vadede bir trend başlatmış. Ancak dirence yaklaşmasıyla birlikte fiyat Mart ayından Nisan ayında kısa vadede %400'ün üstünde bir yükseliş kaydederek burada da zaten tavan serilerini görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde hisseyi yukarıya taşımışlar. 28.94 zirve olmuş. Zirve sonrası oluşan satışlarda da fiyat şu anda dengelenmeye çalışıyor. Burada bir tepki oluşmuş. Tepki sonrası alımlar gelse de şimdilik görüntü negatif arkadaşlar. Bu videoda aslında biraz da buradan alın, şuradan satın, buradan alabilirsinizden ziyade biraz daha dikkatli olmanız konusunda uyarmak için aslında. Çünkü burada hisseyi kısa bir süreci zarfında güzel bir çıkış gerçekleştirerek biraz da manipülatif hareketlerle yukarı taşımışlar. Buradan buraya taşıyan arkadaşlar hisseden çıktıysa zaten hisse artık buradan sonra biraz toparlanması zaman alacaktır. Temel tarafına da baktım, yani son çeyrek bilançosunda böyle ağım şağım çok güzel bir bilanço gelmemiş, hatta kötü bir bilanço bile diyebiliriz arkadaşlar. Temel tarafında bir neden de bulamadım hissenin çok hızlı bir şekilde çarpı 4 yapması için. O yüzden burada işlem yapacak arkadaşlar dikkatli olurlarsa iyi olur. Fiyat 17'nin altına kalması durumunda 14.50 12 seviyelerine kadar düşüşler olabilir. Burada da nasıl ki yukarı yönü çıkarken bayrak ve flama formasyonları hisseyi yukarı zirvelere taşıyorsa da aynı şekilde düşüşlerde de yeni diplere taşıması mümkün gözüküyor. O yüzden bu arada hissede de arkadaşlar kredili alım ve açığa satış yasağı, brüt takas ve emir paketi uygulanıyor. Onu da söyleyeyim. O biraz daha hissenin fiyatından ziyade hareketini etkileyecektir. 3 tane de volatile bazlı tedbir sistemini uygulanıyor. Fiyat burada teknik olarak bakıldığında kısa da 17'nin altında kalırsa düşüşlerini sürdürecektir. Bu satış baskısından kurtulması için de kesinlikle 20 üstü fiyatlamalara ihtiyacı var ki tekrardan EMA'ların üstüne kalsın ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeyi başarsın. Ben kısada aslında fiyatın biraz daha negatif sürecin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Teknik olarak da şu anda görüntü o şekilde. Hem EMA'ların altında kalmış. Burada her ne kadar destek yapsa da kuvvetli bir alım gelmemiş. Bu alımlarla fiyat 20'ye çıkmadığı sürece şurada gördüğünüz gibi ters bir bayrak şeklinde düşüşün devam ettiğini görebiliriz. O yüzden buradan işlem yapıyorsanız arkadaşlar stop loss işlem yapın. Mesela 17.37'den aldıysanız burada 16.80'i stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Fiyat da tam düşüşünü tamamlamadan, yani düşüş kesin olarak bitmeden arkadaşlar alım yapmamanız da iyi olur açıkçası. Ak enerji tarafına bu yüzden biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten şurada görüyorsunuz net bir düşen bir trend oluşmuş durumda. Bu düşen trendle birlikte fiyat aşağı yönlü hareketlerini sürdürebilir. Tam nereden geri dönüş olabilir bunu size söyleyemem. Ancak şöyle bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde, mesela şu son fiyat hareketlerini düzeltme çektiğimizde olası dönüş noktası şu anda 17.050'ler, genelde tepkiler olur. Zaten tepki gelmiş görüyorsunuz. Bir sonraki düşüşe 17'nin altındaki fiyatlamalarda 14.40, 14 seviyelerine doğru ilk etapta düşüş olması normal ki biz de burayı zaten 17, pardon 14.50 destek olarak işaretlemişiz. Fiyat bunun altına da sarkarsa zaten 12 ve 10 seviyelerde aşağı bantlarda bizi bekliyor olacak. Yani net bir geri dönüş sinyali olmadan çok fazla risk almayın. Yani düşüş trendine yeni başlamış bir hissede risk almaktansa yükseliş trendine başlamış hisseleri de tercih edebilirsiniz. Ak Enerji şirketini beğeniyorsunuzdur, güveniyorsunuzdur. O zaman da belli bir noktalara geldiği sürece buralardan toplama yapabilirsiniz. Ancak düşüş burada şu anda devam ediyor. Net bir geri dönüş sinyali yok. Bu satış baskısından kurtulması için kesinlikle şurada gördüğünüz direncin üstüne, yani 20 seviyesinin üstünde fiyatlamaya ihtiyacı var ki yine yukarı yönlü bir tepki versin. Bu tepkide de bu zirveye yaklaşsın. Zirveye yaklaşamazsa, yani 23-22'lerle bu tepkisini sonlandırırsa arkadaşlar yine burada zigzag şeklinde bir geri çekilme mümkün gözüküyor. O yüzden buradan işlem yapan arkadaşlar stop loss'u işlem yaparlarsa iyi olur. Onun dışında ise tabii ki de burada 20'nin üstünde kalıp tekrardan 28'i geçmesiyle birlikte burada 30-32 seviyeden hedef yapabilir. Bunda sorun yok. Ancak net bir geri dönüş sinyali olmadığı için buralarda dikkat etmeniz iyi olacaktır arkadaşlar. Yani ak enerji biraz da
Yani al sattan ziyade burada tedbirli olması gereken paylaşıyorum arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.